Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği vakit onlar a oradaki nizamı bozacak ve yeryüzünü kana bulayacak bir mahluk mu yaratacaksın? oysa biz sana devamlı hamd ibadet yapıp seni tenzih etmekteyiz dediler. Allah ben sizin bilmediğiniz pek çok şey bilirim buyurdu. Allah yanında İsa'nın durumu aynen Adem'in durumu gibidir. Allah Adem'i topraktan yaratıp ol dedi. O da derhal oluverdi. Ey insanlar sizi bir tek kişiden yaratan ve ondan da eşini yaratıp, o ikisinden birçok erkekler ve kadınlar türeten Rabbinize karşı gelmekten sakının. Adını anıp, kendisini vesile ederek, birbirinizden dilekte bulunduğunuz, Allah'a saygısızlık etmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakınınız. Allah sizin üzerinizde tam bir gözeticidir. Eğer bir kadın kocasının kötü muamelesinden ve kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, bazı fedakarlıklar göstererek sulh olmak için gayret göstermelerinde mahsur yoktur. Barışma elbette daha hayırlıdır. Nefisler menfaatlerine düşkün yaratılmıştır ey kocalar eğer siz iyi davranıp arayı düzeltir kadınların hakkını çiğnemekten sakınırsanız unutmayın ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır o sizi bir çamurdan yaratan sonra size bir ecel bir ömür süresi tayin edendir bir de onun nezdinde muayyen bir ecel vardır. Sonra bir de kalkmış, şüphe ediyorsunuz. Sizi bir tek candan yaratan O'dur. Sonra sizin için bir kalacak yer, bir de emanet olarak duracak yer vardır. Biz ayetlerimizi anlayan kimseler için açıkça bildirdik. Allah buyurdu. Söyle bakayım. Sana emrettiğim halde Secde etmene mani nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü sen beni ateşten, onu ise bir çamur parçasından yarattın. Odur ki sizi bir tek candan yarattı ve bundan da gönlü kendisine ısınsın diye eşini inşa etti. Erkek eşini sarıp bürüdü. O da hafif bir yük yüklendi. Hamile kaldı. Onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca, her ikisi de, Rableri olan Allah'a yönelip, eğer bize sağlıklı, kusursuz bir evlat verirsen, mutlaka sana şükreden kullarından oluruz, diye yalvardılar. Çünkü Allah katında, yerde gezinen canlıların en kötüsü, o düşünmeyen, sağır ve dilsizlerdir. Allah indinde bütün canlı mahlukat içinde en kötü olanlar inkarcılıkta ısrar edenlerdir ki onlar imana gelmezler. Hepinizin dönüşü onadır. Bu Allah'ın gerçek olarak verdiği sözdür. Mahlukları ilkin o yaratır. Yoktan yaratan yaratıcı öldükten sonra onları haydi haydi diriltir. Diriltir ki, iman edip makbul ve güzel işler yapanları, adaletleri sebebiyle ödüllendirsin. Kafirlere ise, dini inkar ettikleri için, içecek olarak kaynar su ve gayet acı bir azap vardır. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım! dedi Yalnız Allah'a ibadet edin çünkü sizin ondan başka ilahınız yoktur Sizi topraktan yetiştirip yaratan sizi orada yaşatan odur O halde ondan mağfiret dileyin yine ona dönün tövbe edin çünkü Rabbim kullarına çok yakın ve onların tövbe ve dualarını kabul edendir Biz insanı kara çamurdan şekillenmiş bir balçıktan yarattık ve hani rabbin meleklere ben demişti kuru çamurdan şekillenmiş bir çamurdan bir beşer yaratacağım benim dedi kuru çamurdan şekillenmiş balçıktan yarattığın bir beşere secde etmem mümkün değildir nitekim o insanı bir damla sudan yarattı ama o yaman bir hasım kesili verdi allah kendilerinizden İnsan kardeşlerinizden size eşler yarattı. Eşlerinizden size oğullar, torunlar verdi ve sizleri hoş, güzel gıdalarla besledi. Böyleyken onlar batıla inanıyor da Allah'ın bunca nimetlerini inkar mı ediyorlar? Zamanlar meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar da hemen secdeye kapandılar. Yalnız iblis secde etmeyip çamurdan yarattığın kimseye secde mi ederim? Benden üstün kıldığın adam bu mu? Konuşma esnasında arkadaşı bu şahsa ne o dedi? Yoksa sen senin aslını topraktan sonra da bir damla meniden yaratan bilahere de seni böyle tam mükemmel bir insan şekline getiren Rabbini mi inkar ediyorsun?'' Ey insanlar, eğer siz öldükten sonra dirilmekten şüphe ediyorsanız bilin ki biz sizi ilkin topraktan sonra bir nutfeden sonra rahim cidarına yapışan bir hücreden sonra esas unsurlarıyla hilkati tamamlanmış ama bütün azalarıyla henüz tamamlanmamış bir çiğnem et görünümünde bir ceninden yarattık ki Kudretimizi size açıkça gösterelim. Dilediğimizi belli bir süreye kadar ana rahminde durdururuz. Sonra da sizi bir bebek olarak dünyaya çıkarırız. Sonra güç kuvvet kazanıncaya kadar sizi büyütürüz. İçinizden kimi henüz çocukken öldürülür, kimi de hayatın en düşkün biçimine götürülür. Öyle ki daha önce bildiği şeyleri bilmez hale gelir yeri de kupkuru görürsün. Ama oraya bir su indirince, çok geçmeden kıpırdanır, kabarır da, gözü gönlü açan her güzel çiften nice nebat bitirir. Şu bir gerçektir ki, biz insanı süzme çamurdan yaratırız. Sonra onu nutfe, sperm halinde sağlam bir yere yerleştiririz. Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra dünyaya yayılmış beşeriyet haline geldiniz. Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de kendilerine ısınmanız için size içinizden eşler yaratması, birbirinize karşı sevgi ve şefkat var etmesidir. Elbette bunda Düşünen kimseler için ibretler vardır. Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin farklı olmasıdır. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibretler vardır. Yarattığı her şeyi güzel ve muhkem yapıp insanı ilkin çamurdan yarattı. Allah sizi atanız Adem'i topraktan sonraki nesilleri de nutfeden yarattı. Sonra sizi çift çift yaptı. Onun bilgisi dışında hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Herhangi bir canlının ömrünün uzaması veya kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Bütün bunlar Allah'a göre elbette pek kolaydır. İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan yine böyle türlü renklerde olanlar vardır. Kulları içinde ancak alimler Allah'ı lazım geldiği tarzda tazim ederler. Muhakkak ki Allah aziz ve gafurdur, mutlak galiptir, çok affedicidir. Eğer dileseydik, oldukları yerde Hemen başüstü mahiyetlerini değiştirir, çirkin mi çirkin tercih ederdik. Artık ne ileriye devam edebilir, ne de geriye dönüş yapabilirlerdi. İnsan şunu hiç görüp düşünmedi mi? Biz kendisini bir nutfeden yaratmışken, yaman bir hasım kesildi bize. Onlara bir sor bakalım: Kendileri mi yaratılışça daha güçlü, kuvvetli? Yoksa bizim diğer yarattıklarımız mı? Doğrusu biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Bir vakit Rabbin meleklere "Ben dedi çamurdan bir beşer yaratacağım. İblis ben ondan üstünüm. Çünkü beni ateşten, onu ise topraktan yarattın." dedi. O sizi bir tek candan yarattı. Ayrıca ondan da eşini meydana getirdi. Size etlerini yemeniz için deve, sığır, koyun ve keçiden erkekli ve dişili olmak üzere sekiz çift hayvanın helal olduğunu vahiy ile bildirdi. O sizi analarınızın karnında üç karanlık içinde peş peşe yaratır. İşte gerçek ilah olan Allah bunları yapan Rabbinizdir.'' Bütün mülk ve hakimiyet onundur. Ondan başka tanrı yoktur. Hala nasıl oluyor da hak yoldan vazgeçiriliyorsunuz? Gökleri ve yeri yaratmak insanları yaratmaktan daha büyük bir iştir. Ama insanların çoğu gerçeği bilmezler. Odur ki sizi atanız Adem'i topraktan sonra tek tek siz insanları da bir meniden, sonra rahim cidarına yapışan bir hücreden yarattı. Sonra sizi, analarınızın karnından, bebek olarak çıkarır. Derken sizi, güçlü kuvvetli bir çağa eriştirir. Sonra, ihtiyarlığa varacak kadar yaşatır. İçinizden kimi, daha da önce öldürülür. Kiminizin ömrü, bir vadiye kadar uzatılır. Olur ki, aklınızı kullanıp bunları düşünürsünüz diye, böyle yapar. O gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size kendi nefislerinizden eşler yarattığı gibi, davarlara da eşler yarattı. O bu düzen içinde sizi üretiyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyıp sahip çıkmanız için milletlere sülalelere ayırdık. Şunu unutmayın ki Allah'ın nazarında en değerli, en üstün olanınız takvada, Allah'ı sayıp haramlardan sakınmada en ileri olandır. Muhakkak ki Allah her şeyi mükemmelen bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. O iyiler ufak kusur ve günahlardan olmasa da büyük günahlardan, aşikar hayasızlıklardan kaçınırlar. Senin Rabbinin mağfireti boldur. O sizi topraktan yaratırken ve siz annelerinizin karınlarında döl halindeyken mayanızın ne olduğunu gayet iyi bilir. Öyleyse kendinizi temize çıkarmayın. Övünüp durmayın. Çünkü kimin Allah'ı daha çok sayıp, ona karşı gelmekten sakındığını, o pek iyi bilmektedir. Rahime atılan nutfeden, spermden, erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma, ona aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi, ve halinden memnun etmek de ona aittir. Müşriklerin taptığı Şihra yıldızının Rabbi de odur. Önceki Ad milletini yok eden de odur. Semut milletini yok edip geriye hiçbir şey bırakmayan da odur. Daha önce Nuh milletini yok eden de o. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar altı üstüne getirilen Lut milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musibetler, neler kapladı neler. İnsanı kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı. Ey cin ve ins topluluğu! Yapabilirseniz, haydi göklerin ve yerin hududundan geçin bakalım. Ama geçemezsiniz. Ancak üstün bir güç kuvvetli bir delil ve ilimle geçebilirsiniz. Gerçekten insan, cimri olarak yaratılmıştır. Neden acaba siz, sizi tavırdan tavıra yaratan Allah'ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz? Allah sizi yerden nebat bitirircesine bitirip yetiştirdi. Onun aslı, atılan bir meni damlası değil miydi? Biz insanı, katışık bir meniden yarattık onu denemek istiyoruz bu sebeple de kendisini işiten ve gören bir varlık yaptık hem sizi çift yarattık yaratan onu neden yarattı bir meni damlasından yarattı yarattı ve güzel bir biçim verdi sonra da hayat yolunu kolaylaştırdı en sonunda da onu öldürür ve kabre koyar daha sonra da istediği zaman onu diriltir. O, bel ile göğüs nahiyesinden çıkan, atılan bir sudan yaratıldı. Ona hem kötülük, hem de ondan sakınma yolu ilham eden hakkı için ki, nefsini maddi ve manevi kirlerden arındıran, felaha erer. Erkeği de dişiyi de yaratan, kudret hakkı için ki, biz insanı, en mükemmel surette yarattık. Onu rahim cidarına yapışan bir hücreden yaratan.